Herkese merhabalar. Bugün size motorumla kamp alanına geldiğimde eşyalarımı nasıl indiriyorum, çadırımı nasıl kuruyorum, nasıl konumlandırıyorum, onun dışında ön tarafını nasıl hazırlıyorum, bunları kısaca size sunacağım. Dış ses çekiyorum çünkü mikrofonun bozulduğundan dolayı video çekerken ses alamadım. Bundan dolayı bu videomuz dış sesli olacak. Şimdilik eşyalarımızı bir indirelim. Ondan sonra çadır kurulumuna geçeceğiz. Şimdi çadır kurulumumuza geçelim. Öncelikle çadır kurarken şuna dikkat ediyoruz. Güneş ne taraftan doğuyorsa onun zıt yönüne, yani gölgenin geleceği yöne çadırınızı kurarsanız sabah erken saatlerde uyanmamış olursunuz. Daha serin, daha güzel bir uyku uyumuş ve daha iyi bir şekilde güne başlamış olursunuz. Ondan dolayı ben de ona göre çadır yerimi ayarladım. Ona göre çadırımı kuruyorum. Yani sabah uyandığım zaman güneş bana vurmayacak. En azından öğle saatlerine kadar. Şimdi bu arada eşyalarımı yerleştirirken size kısa kısa eşyalarım hakkında bilgi de vereceğim. Şimdi çadır aslında trekking çadırı. Yani yürüyerek gezip bir yerler bulup olduğu yere kamp kuran kişilerin vesaire, yani yürüyüş yapan insanlar için hazırlanmış, üretilmiş bir çadır aslında. Ben neden bunu tercih ettim? Çünkü bunu tercih etme sebebim çok çok hafif. Yani şu an çadırın demirlerinden tutun saplama çivilerine kadar hepsi özel malzemeden, hafif malzemeden yapıldı ve çantası da çok çok ufak. Ondan dolayı ben bu çadırı tercih ettim. Onun harici çadırımızı hemen bir kuralım. Çadırı kurduktan sonra içerisini nasıl yerleştiriyorum? İçerisinde ne tarz ürünler kullanıyorum? Uyumak için vesaire. Tulum, mat, şişme mat, yastık. Onları da kısa kısa size anlatacağım. Evet, çadırımız hazır. Şimdi öncelikle çadırımızın kapısını açalım. Çadırın içerisine bir yerleştirelim, matlarımızı kuralım, tulumumuzu açalım. Ondan sonra çantalarımızı çadırın içerisine yerleştirip bir üstümü değiştireceğim. Üstümü değiştirdikten sonra motosikletimi hemen çadırın yanına çekeceğim. Masamı, sandalyelerimi kurduktan sonra size hem çadırın çevresini hem de çadırın içini, genişliğini, eşyalarımı nereye koyduğumu göstereceğim. Şimdi hızlıca bir çadırımızın içini yerleştirelim. Ben hem normal mat kullanıyorum hem de şişme mat kullanıyorum çünkü daha rahat oluyor.
Ama siz sadece normal mat da kullanabilirsiniz. Bu bilginiz olsun. Yani bu tamamıyla sizin rahatlığınıza kalmış bir şey. Ben ikisini birden kullanıyorum. Daha rahat oluyor açıkçası baktığınız zaman. Çünkü çok fazla da zaten şişme mat yer kaplamıyor ve inanılmaz hafif bir ürün olduğundan dolayı yani almanızın ekstra konforun faydası vardır diye düşünüyorum. Evet, biraz uzun sürse de hem içeriği yerleştirdim hem de üstümü değiştirdim. Şu an biraz daha rahatım. Sıra dış tarafı kurmakta. Yani laptopumuzu, internetimizi, işte şarj edilecek cihazlarımızı kuracağız. Masamızı, sandalyemizi kuracağız. Motorumuzu çadırımızın yanına çekeceğiz. Ondan sonra büyük ihtimalle bir duş alacağım, kendime geleceğim. Ve sonra şu an izlemiş olduğunuz videoyu editlemeye geçeceğim. Öncelikle masamızı bir toparlayalım. Çok da simetrik ve düzenliyimdir lütfen. Kısa kısa ben size yine elektronik eşyaların videosunu çekmiştik. Onu da şöyle video bitiminden sonra kanalımda bulabilirsiniz. Bu internet gerçekten çok işime yaradı. Superbox. Turkcell İstanbul'da ne kadar beni veremetse de kampta fazlasıyla işime yarıyor. Onun dışında yani yanıma aldığım tüm elektronik eşyalarımdan memnunum aslında. Hepsinin şarjı baya baya uzun gidiyor. Özellikle laptopumun şarjı yani 4 tane film kadar beni idare edebiliyor. Bu konuda memnunum. Bir sıkıntım yok. Zaten kamp yer yaptığım yerlerin çoğu camping alanları. Bundan dolayı elektrik problemi çok fazla olmuyor. Yanıma aldığım uzatma prizle yanıma elektrik çekebiliyorum. Şimdi motorumuzu bir alalım. Şimdi ne kadar henüz daha toplanmamış olsam da, etrafım dağınık olsa da ufaktan çadırımın etrafını size göstereceğim. Çadırın dış tarafına gerdirdiğim kısmın hemen arkasında ayakkabılarımı koymak için çok güzel bir bölme var. Onu videoda gösterememişim. Ama gerçekten hem arkada hem önde olan çift kapılı zaten. Şimdi içeriye girdiğimizde hemen kapının diğer tarafına yatacağım yeri, en altında mat, sonra şişme mat ve en üstünde tulum olarak sağ tarafa çantalarımı ve değerli eşyalarımı koyuyorum. Sol tarafa da kaskım ve motosiklet ekipmanlarımı yani montumu vesaire koyuyorum. Şimdilik bu kadar. Çadırımızı bir kapatalım sinek böcek girmesin diye. Evet, çadırımız bu şekilde. Yuvamızı kurduk. 2 gün yaşayacağımız yuvamız budur. Sormak istediğiniz sorular varsa aşağıya yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.